Tarımız standındayız sayın seyirciler ve yanımızda da aslında ekranlardan çok iyi tanıdığımız bir isimle birlikteyiz. Abdullah Kankaya ile birlikteyiz. Şimdi Abdullah Bey biraz elma tarımı değerlendirelim istiyorum. Seyircilerimiz sizi aslında farklı alanlarda çok iyi tanıyorlar ama burada evet. Bizim için elma tarım neler yapıyor? Adana fuarındayız. Nelerle katıldık? Elma tarım olarak biz Adana'da zaten üretimimiz var. Yani Mersin'de, Adanalıoğlu Belediyesi'nde bizim üretimimiz var. Burada sert çekirdekli ve tüplü fidan üretimlerimiz var ve yılda da burada 400-500 bin arasında yılda fidan üretimimiz var. Bu yıl farklı olarak ilk yerli Türk Japon eriği olan, ıslah edilmiş Japon erikleri grubundan ilk yerli çeşidimiz olan Purunum Cemre, yerli ıslahçısı yine bir Türk firması. Bunun biz Türkiye'deki alt lisanslı üreten 3 kişiden biriyiz. Birisi ıslah eden firma, birisi biziz ve bir başka firmada üretim var ve onun lansmanı daha çok önem arz ediyor. Adana'dayız ama Adana'nın bir de yaylası var. Çukurova'nın yaylası var. Yaylasında şeftaliden tutun, kiraz, elma, armut hepsi üretimi yapılmakta. Biz de Isparta'da üretmiş olduğumuz elma, armut, kiraz fidanların üretimini burada yapıyoruz. Esasında bir satıştan ziyade, satış mutlaka yapıyoruz da satıştan ziyade üreticilerle birlikte bir bilgi alışverişimizi, teknolojik olarak bilgi alışverişlerimize devam ediyoruz. Evet, aslında fuarlarda baktığımızda tamam satış bir şekilde önemli ama siz daha çok hangi ürün onun işine yarar, hangi ürünlerle ilgili çalışma yapılmalı, bu alanlara daha çok önem veriyorsunuz anladığımız. Evet, biraz evvel de siz geldiğiniz zaman masamızda Tarsus İlçe Tarım Müdürümüz ve mühendis arkadaşlarımız vardı, bu bölgeyi çok iyi tanıyan. Onlarla da benzer teknik sohbetleri yapıyorduk. Dolayısıyla yani bir planlama, programlama da çok önemli olduğunu vurguladık. Üreticimizde de hata yapmadan bilinçli bir olarak çeşit seçimlerini ve ana seçimlerini bölgelere göre bunları tartışıyorduk. Bunları da bu fuarlarda izah ediyoruz. Şimdi bir de diyelim ki bu işe girmek isteyen aslında sadece çiftçi olarak da düşünmemek lazım. Hobi de artık işin içine girmeye başladı. Profesyonel anlamda farklı sektörlerle uğraşan kişiler bile kendilerine tarla alıp gerektiğinde başına bir bu işte uğraşabilecek ziraat mühendisi donanımlı birini koyup bu işe de girmeye başladılar ama çoğu bilgisiz, bilmiyor, öğrenmek istiyorlar. Siz sanırım bir teknik destek de veriyorsunuz ürünleri, sattığınız ürünlerle ilgili satmadan önce nasıl ekilmeli, nasıl üretilmeli, bakılmalı gibi. Evet, zaten yatırımcılar özellikle son yıllarda çok önem arz etmeye bahsetti. Siz bunu gayet olarak izah ettiniz. Bu insanlarda para var ama bilgi yok. İşte ama bilgiyi nasıl elde edebileceklerini de biliyorlar. Onun için yurt içi, yurt dışı fuarları geziyorlar. Bu işte deneyim kazanmış, tecrübe kazanmış, sizin bahsettiğiniz gibi ziraat mühendislerini buluyorlar. Biz de bu insanlara nasıl yatırım yaparken dikkat etmesi gereken hususları anlatıyoruz. Yer seçiminden, çeşit seçimine kadar, ana seçimine kadar ve bundan sonraki pazarlama stratejilerine kadarki kısımlarla ilgili de ağırlıklı olarak zaten sizin kanallarınızda bunları işliyoruz ve burada da bunların daha minilerini yaparak gidiyoruz. Şimdi elma tarım durmuyor. Devamlı yenilikler, çalışmalar, Türkiye kullanıcıları için en başta söyleyelim. Yeni projeler peşinde. İlerleyen süreçlerde şu an aslında yeni bir projemiz var ama yaptığınız, beklediğimiz ufak sürprizler verebilecek miyiz? Neler yapıyoruz? Vallahi dünyada meyveciliğin gelişmesi net biz çok yakinen takip ettik ve takip etmeye devam ediyoruz. Dünya meyveciliği şuna doğru gidiyor. Sık dikilen, hemen dikilir dikilmez meyve veren, fidanlarla kurulan bahçelere ve iç ve dış piyasada yüksek fiyatlıdan çeşitlere doğru gidiyor. Biz de ülkemizde bu teknik ve teknolojiyi ve bu bilgiyi insanlara aktarabilmek amacına, bizim amacımız birim alanı daha fazla fidan dikmek ve dünya pazarlarında rekabet edebilecek çeşitleri hem Türkiye'de ıslahını yapmak ve yaptırmak, aynı zamanda da bunların pazarlamasının nasıl yapılabileceğiyle ilgili geniş bilgiler vermek ve bundan sonraki çalışmalarımızı ben hep bu noktaya doğru götürmek istiyorum. Özellikle artık benim bilgi ve birikimlerim ve benimle beraber çalışan arkadaşlarımızın bilgi birikimleri, en önemlisi üniversitedeki çok değerli hocalarımız ve araştırma enstitüsündeki değerli arkadaşlarımızın da katkılarını alarak ıslah çalışmalarına girmek. Artık ismini farklı farklı durduğunuz Fernor'dur, bilmem efendim cevizde, elmada bilmem
işte Jeromine'dir, Pink Lady'dir ama artık Türk isimleriyle yeni çeşitlerin ıslah edildiği konulara elma tarımı olarak girmeyi hedefledim ve ömrümün bu kısmında ben bu konuda çalışmayı istiyorum. Çok zor ve uzun süreçli bir yatırım ve yola giriyoruz. İnşallah başaracağız bunu. İnşallah uzun ömürler versin, birlikte izleyelim diyorum o zaman. Çok teşekkür ederiz, size ifalar diliyoruz. Esas ben size teşekkür ediyorum. Gerçekten sizler varsınız. İyi ki varsınız ki çiftçilere şu anda belki ben bu fuarda 3 kişiyle, 5 kişiyle, 10 kişiyle konuşup ikna edebilirim ama şu andaki sizin çekmiş olduğunuz kişilerle binlerce, tekrarlarıyla milyonlarca kişilere ulaşmış olacağız. Esas tarıma olan katkınızdan dolayı ben size teşekkür ederim.